Herkese yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özel sosuyla hazırladığım fırında karnabahar tarifim var. Karnabahar yemeğine yedirecek bir tarif ise ile ediliyorum. Öncelikle karnabaharımı temizleyerek başlayacağım. Şöyle büyükçe bir boy karnabahar verelim de dilediğiniz bir boy kullanabilirsiniz. Yapraklarından temizleyerek çiçeklerini Karnabaharın çiçeklerini temizlemeye başlıyorum. Şöyle büyük büyük ayırıyorum. Daha sonra küçük küçük parçalara ayıracağım. Daha kolay pişmesi için. Karnabaharımı hazırladım. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Bunun için bir karıştırma kabının içerisine 2 adet yumurta, Hemen üzerine baharatlarımı ilave edeceğim. Baharatlar olarak tuz, kırmızı toz biber, karabiber, zerdeçal, kekik, pul biber ve kimyon kullanacağım. Dilediğiniz baharatı arttırıp azaltabilirsiniz. Kullandığım tüm ölçü miktarını videomun altında açıklamalar kısmında paylaşacağım. Baharatlarımı ilave ettikten sonra 2 diş sarımsak rendeliyorum. Hazırladığımız bu sosla karnabahar gerçekten efsane oluyor. Ee, ve kızartma yapmadığımız için fırında yaptığımız için oldukça da sağlıklı oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ee, şimdi yumurta ve baharatları önce çırpmak istiyorum. Bir çatal ya da bir karıştırıcı yardımıyla çırpabilirsiniz. Şöyle iyice homojen bir kıvam elde etmek istiyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilavesini yapıyorum. Şimdi üzerine 3 dolu yemek kaşığı mısır unu kullanıyorum. Mısır unu yoksa normal buğday unu da kullanabilirsiniz. Şöyle koyuca bir kıvam elde edeceğiz. Bu kıvamı açmak için bir şişe maden suyu kullanıyorum. Şöyle bir taraftan dökeceğim ve hızlı bir şekilde karıştıracağım. Homojen güzel bir sos elde etmiş olacağım. Ve sosumu bu şekilde hazırladım. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin üzerine karnabahar çiçeklerini bu şekilde sosladıktan sonra hemen fırın tepsimin üzerine sıralamaya başlayacağım. Şöyle iyice sosuna batırıyorum. Ve bütün karnabaharları sosladıktan sonra 200 derecelik fırınıma gönderiyorum. Evet şöyle mis gibi bir koku sardı etrafı. Karnabahar kokusu asla olmuyor. Yaptığınız zaman bana hak vereceksiniz. Şöyle yakın plandan da göstermek istiyorum. Hemen servis tabağımın içerisine alacağım. Ve işte benim fırında özel soslu karnabaharım hazırlanmış oldu. Şöyle ben bir sos Hazırladım yoğurtlu bir sos. İçerisine herhangi bir şey koymadım. Sadece nane ve pul biber ilavesini yaptım. Ee, avokado ile birlikte de servis yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.